Denizli Gençlik Merkezi ve Denizli İlkültür Turizm Müdürlüğü Tiyatrosu'nun hazırlamış olduğu radyo oyunlarıyla karşınızdayız. Oyunun adı Bir Ceza Avukatının Anıları. Eser Faruk Erem. Oyunlaştıran ve yöneten Fevzi Altunbulak. Yapım koordinatörleri Rıdvan Kayhan, Abdurrahman Öncel, Cihan Atabey. Kurgu ve montaj Fevzi Altunbulak. Bağlama Hüseyin Cihat Kırklar. Farklı epizotlardan oluşan bu oyunu seslendirenler Fatih Yüksel, Ufuk Akkeçeli, Cansu Özkurt, Efe Olgun, Pınar Dindar, Yasef Yeler, Melike Çolakoğlu, Necati Serden Cilasın, Ahmet Gürbüz, Yasir Kaplan ve Ufuk Acar. İyi dinlemeler. Seni kurban edeceğim. Et baba. Neden olduğunu biliyor musun? Bilmem, sen bilirsin. Ağzımdan çıktı gayrı. Geri dönemem. Seninle cennette buluşuruz. Anamı da getir. İshak kuşu öttü. Hep öter. Böyle olmaz demeyin. Olur. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 2 Eylül 1964 tarihli kararı. Karar. Nikahsız karısından doğan Mızab adındaki çocuğunu kurban etmek maksadıyla boğazından keserek teamülen öldürmek suçundan sanık anın bozma üzerine yapılan duruşma sonrasında suçun sübutuna ve sanığın bir hadiseyi atlatırsa çocuğunu din yoluna kurban edeceği şeklindeki inancıyla iş bu suçu işlediği anlaşıldığından bu hususun sanık lehine takdiri azaltıcı sebep olarak kabulüne, Ceza Kanunu'nun 450 taksim 4-59. Maddeleri uyarınca verilen hüküm tasdik edilmiştir. Sonradan duydum. TRT ekibi köye röportaja gitmiş. Babayı bulamamışlar. Adam çoktan ölmüş. Ölüm nedenini sormuşlar. Yanıtı içten çürüdü. Böyleydi demek. Bir başka olay daha var. Avukatlığa yeni başlamıştım. Adamı kurtaramadım. Suçsuzdu. İnfaza gittim. Sehpa hazırdı. Ve infaz memurları beni zorladılar. Sehpaya vur dedik. Vur dedik. Hadi vursana. Acemi avukat olduğumu anladılar ve önem vermediler. Adam bir sigara istedi. Bende yoktu, veremedim. Başkası verdi. Sonra... Adam soğuyordu. İnsanın nasıl soğuduğunu bilmezseniz ölüm cezasını cesaretle savunursunuz. Öyle ya, herkesin ısısı kendine. Ayşe vaktiyle Almanya'da yaşamış ve sonradan paralanmış Sabit adındaki birinin çiftliğinde ailesiyle birlikte kalıyordu.
Sabit Efendi içmeyi çok severdi. Üvey anası Güllü, efendisine meze hazırlamakla, babası Ragıp'sa bağ bahçe işlerinden başka, rakı sofrasında kalan efendisinin karşısında el pençe divan durmakla meşguldü. Ragıp iyi bir insandı ama o da bazı insanlar gibi vahşi emperyalist patronun ağına düşmüştü. Sabit yine bir gün rakı sofrasındayken... Ne bakıyorsun be? Git bir bez getir. Hemen bir bez getiriyorum beyim. Ayşe, sen de rakımı doldur. Yaklaş. Ayşe. Sesini çıkarma. Ne yapıyorsun be? Üzerime rakı döktün. Ne yapıyorsun? Ne oldu beyim, ne oldu? Kızın üzerime rakı döktü. Ötür şunu. Tamam beyim, ben şimdi hallederim. Siz hiç merak etmeyin. Yürü kız, yürü. Ayşe, kızım. Efendim baba. Yavrum, Sabit Efendi hastalandı mı söyle. Onu benim yerime hizmet et kızım. Baba ben bugün gitmesem. Yavrum, hasta babacım mı gitsin? Ragıp neredesin lan? Ayşe, sen mi geldin? Baban nerede? Babam hasta. Rakımı doldur. Yaklaş. Ayşe. Sigaramı da yak. Bırak beni. Sesini çıkarma. Birlikte içeceğiz. İçeceğiz. Bırak dedim. Bırak. Yes. Bırak. Şerefsizler. Ulan hainler. Ragıp! Ragıp efendi! Ne oldu beyim? Kızın bana tokat attı. Efendisine lan! Özür dileriz beyim. Öyle mi öğretiyorsun lan kızına? Kaldır beni. Kaldırayım beyim. Ragıp ertesi günü öldü. Günler geçti. Ayşe bir gece uyandı. Yanındaki yatağı yokladı. Üvey anası yoktu. Diğer gecelerde de üvey anasının yatağını kontrol etti. Yine bulamadı. Kız anlamıştı. İçinde kin gölgelendi. Önce kendisine yapılan taciz, sonra üvey anasının yaptıkları. Ve kararını verdi. Ayşe Sabit'in karşısına dikildi. Ayşe, sen mi geldin? Çok güzelsin be. Yarım kalan işimizi halledelim Ayşe. Çok güzelsin.
Ayşe, seni kim ihbar etti biliyor musun? Kim? Üvey annen. Tabancayı yatağın altında bulmuş. Sonra da jandarmaya mağaranın yerini göstermiş. Böyleydi demek. Şimdi sana bir olay daha anlatayım. Yine haksız yere mi? Hukuk her şeyin süresinde yapılmasını ister. Fakat bir süre var ki kanunda yerini bulamazsın. Ölüm cezasında bile mi? Hem de uzunca bir süre. Mahkumların yatma vakti geldi! Mahkumların yatma vakti geldi! Mahkumların yatma vakti geldi! Kalkın! Eller başa! Kalk! Arama var! Aziz, bu ne? Vallahi bilmem. Vallahi benim değil. Ne demek bilmem? Yürü hücreye, demek hala uslanmadın. Vallahi benim değil. Kim etti bunu? Sen ettin deme lan. Vicdanı kırık. Varanmadı acemisin. Hayran! Anlamadım hala. Senin gibi idamlıkları böyle atıyorlar hücreye. Otur lan yerine! Ne var ki iki gardiyan hücre kapısını çaldı Aziz'i götürmek için. Aziz, oğlum, telgraf geldi. Suçlu soyduğun anlaşıldı. Serbestsin. Aziz! Uyan oğlum! Aziz! Doktor! Aziz! Bakmayın, kaldırın! Bu adamı ne yaptınız? Felç olmuş artık, düzelmez. Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin burkulur. Kim olacak bellim olur. Nasılsın? Bunu sana söylemek benim için çok zor. Biliyorum. Neden yaptın? Bilmiyorum. Ben daha küçük yaştayken babamın bana dokunmasını, sevmesini istemezdim. Sana tacizde mi bulundu? Hayır. Sebepsiz yere öldürdüm. Bir insanı sebepsiz yere neden öldürsün ki? Ben de anlamadım. Ve anlayamıyorum bunu. Galiba ben insan değilim. Seni döver miydi? Hayır. Ya anneni? Hayır. Anneme de bana da çok iyi davranırdı. Çok da severdi. Çok iyiliğini gördüm. Annemi de el üstünde tutardı.
Neden öldürdüğümü gerçekten bilmiyorum. İçimde beni iten bir şey vardı. Dayanamadım. Birkaç gün sonra annesi yanıma geldi. Avukat bey, ben size bir şey söyleyeceğim. Kızımın öldürdüğü kişi. Onun gerçek babası değildi. Bunu neden söylemedin? Yargının yenilenmesine sebeptir. Kanunda yeri var. Dur da anlatayım. Ölenle evlendiğimiz zaman Ben hamileydim. Evlilik tarihimizle kızımın doğduğu tarih birbirini tutmadı. Anladı. Kızımın gerçek babasının ismini söylemem için beni çok zorladı. Söylemek zorunda kaldım. Çıktı gitti. Birkaç gün sonra çocuğumun babasının öldürüldüğü haberi geldi. Kimin yaptığı da bilinemedi. Ama sonra kocam geldi. Bana her şeyi anlattı. Onu o öldürmüş. Sonraki günlerde kızıma da bana da çok iyi bakmıştı. Kızın bunu biliyor muydu? Hayır. Ona söylememem için bana yemin ettirmişti. Ama kızım onu hiç sevmedi. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? Yavru yitirdim, yitirdim. Pekala. Asın. O da hayalına düşmüş meğer. Yavrumu gözümde ayırmam derdim. Bırakın beni, o benim kızım. O benim kızım, bırakın. Hayır, o benim kızım. Boşumuş meğer. Yavrum gitme.
ismi benim. Boşuna affet. Affet. Aman aman yavrucağım. Hayır. Öyle gel. Getirmeyin ah benim kızım. Sesimi duy. Hayır. Kızım yavrum. Kalk gidelim dağlara. Bütün kapan ovalara. Ojeyi nefesinde kaldığını bilir misin? Hayır. Ya siz? Acıyı yaşamadım. Ama şahit oldum. Davacı avukatıydım o zamanlar. Kurşun müvekkilimin ciğerinde kalmıştı. Nasıl oldun? İyi misin? Çok kötüyüm. İstersen başka bir doktor arkadaşımı göndereyim sana. Hayır. Geçenlerde gönderdiğin iki doktor yapacak bir şey yok dedi. Sanırım bu acıyla yaşayacağım. 50 gün kaldı. Anlamadım. Onun tahliyesine 50 gün kaldı. Kimin? Beni vurup ciğerimde kurşun bırakan herifin. Artık bağışla. Bak hapishanede yatıyor. Ama rahat nefes alıyor. Aradan 50 gün geçti. 50 gün sonra hasmı tahliye olurken... Neden yaptın? Neden öldürdün? Neye yaradı ki? Öldürmek istemedim ki. Peki ya niçin? Dedim ya, öldürmek istemedim. Sadece ciğerinde kalsın istedim. İşte bu beni her zaman düşündürmüştür. Neredeydiniz? Turan nerede? Vurdular. Ne? Vurdular mı? Evet. Neden getirmedin o zaman? Öldü. Öldü mü? Evet. Öldü. En yakın arkadaşımız... Öldü mü? Evet. Öldü. Evet deyip durma. Bir şey söyle, ne yapacağız? Biz de aynını yapacağız. Hem de aynısını. Ne yani? Biz de mi vuracağız? Evet. Biz de vuracağız. Eğer bunu sen yapmazsan ben yapacağım. Dur. O benim de arkadaşımdı. Bunu beraber yapacağız. Yürü o zaman. Öcümüzü alalım. Hadi. (Gülüyor)
Otopsi raporuna göre tek kurşun ciğeri delip geçmiş. Balistik raporlarına göre de tabanca ve mermi markaları aynı. Söyleyin bakalım. Kim öldürdü? Ben öldürdüm. Hayır, ben öldürdüm. Ben. Anlaşıldı. Atın içeri ikisini de. Akılları başlarına gelince belki söylerler. Ne oldu? Kabul edilmedi. Ya senin? Benimkisi de. Biliyor musun? Bence sen haklıydın. O adamın ciğerini delen kurşun senin tabancandan çıktı. Ben de sana aynısını söyleyecektim. O adamı sen öldürdün. Ne diyorsun sen lan? Yalancı. Sen öldürdün o adamı. Asıl sen ne diyorsun lan? O adamı sen öldürdün. Yalan söyleme. Senden çıktı o kurşun. İftira atma. O adamın ciğerini delip geçen kurşun senindi. Yalan söyleme. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Sen. Üşüyor musun? Evet. Ya sen? Ben de. Bir de meslekteki en sorumlu davranış itiraf et demektir. Anlaşılması basit. Hayır. Anlaşılması güç. Hey! Dur kaçma! Karnından nereye kadar kaçabilirsin? Kendini vurdurmak zorunda bırakma beni! Bak, beni öldürürsen tekrar katil olursun. Ama ben seni vurursam mezara girersin. Teslim olursan ikimize de bir şey olmayacak. İkimize de bir şey olmayacak mı? Sen yine özgür dolaşacaksın. Böyle daha mı iyi? Ne çıkar? Sen kanun namına beni vuracaksın. Ben de kaçmak için seni. Arada bir fark var mı? Ah! Öyleyse ne diye suç işledin? Senin çocukların yok mu? Var. Şimdi burada ben seni öldürsem onlara yazık değil mi? Aynı şeyleri ben sana sorsam senin çocuklarına yazık değil mi? Benim çocuklarım vardı. Üçünü de severdim. Onları öldürdüm. Ne? Öldürdün mü? Zaten onlar da bunu istemişlerdi. Bizi bu hayattan kurtar artık anne demişlerdi. Böyle kurtarmak mı olur? Sen anlamazsın. Nedenmiş? Sen hiç aç kaldın mı? Çocuklarınla hiç süründün mü? Seninkisi hayat değilse kendini niye öldürmedin? Aslında denedim. Tam tabancayı şakama dayamıştım. Sonra tabanca patlamadı değil mi? Ya da kurşunları tutturamadın. Sen ne bilirsin? Ah siz katiller. Siz suçlular. Yalanlarınız hep aynı. Bari yalanlarınızı değiştirin. Kim bilir? Belki... İnanın olur ha. Seni geberteceğim. Öyleyse ne diye hapisten kaçtın? İnsan hapisteyken kendini öldüremiyor da. Ne oldu? Niye duraksadın?
Hadi ateş etsene. Neden ateş açmadın? Düşündüm. Böylesi daha iyi. Böylece sen beni öldürmüş sayılmazsın. Ben de çocuklarıma biri benim işlediğim cinayetlerin cezasını vermeliydi. Namusun ve vicdanın üzerine yemin eder misin? Yemin etsene be kadın. Edemem reis bey, çarpılırım. Namus elini çıkar edeyim. Sessiz olun. Kızım, doğruyu söyleyeceğine yemin et. Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Seni yakaladıklarında yatağının altında bulunanlardan haberin var mıydı? Hayır. Esrar bulunmuş. Haberin yok mu? Hayır efendim. Sessiz olun. Kızım, o esrar oraya nasıl girdi? Söylesene kızım, o esrar senin değilse kimin? O kadar adam gelir gider ki. Kes artık. Öyleyse anlat. Esrar benimdir reis bey. Ne? Esrar sana mı ait? Evet. Esrar bana aittir reis bey. Susun artık. Nasıl oldu? Anlat. O ara kullanacaktım reis bey. Baskın olunca da yatağın altına attım. Doğruyu söylediğine yemin eder misin? Doğruyu söylediğime yemin ederim reis bey. Yalnız bunun ucu sana dokunur. Ne söylediğinin farkında mısın? Bu kadının benim yerime yatmasına rızam yok reis bey. Dostun mu? Anlaşıldı. Karar. Tahliye ne karar verdik kızım? Serbestsin artık. İstemiyorum. Atarım dışarı. Kızım, adam suçunu itiraf etti. Serbestsin artık. İstemiyorum dedim. Peki ya neden? Gideceğim yer daha mı iyi? Fransız Yargıtayı'nın bir kararında okumuştum. Bir adam bahçesinde yetiştirdiği elmaları hırsızlardan korumak için çeşitli yollar denemiş, başaramamıştı. Adam bahçesine çepeçevre parmaklıklar çekti. Yine önleyemedi. Sonra demir parmaklıklara elektrik akımı verdi. Birkaç gün sonra da parmaklıklar üstünde bir çocuk cesedi bulundu. Fransız yargısı hırsız da olsa yaşam hakkının maldan önce geleceğini gerekçe göstererek hükmü onayladı. Daima düşünürüm. Mal elma bahçesi sahibinin değildi. Fransız devletinin olsaydı acaba ne değişirdi?
Temel'le Murat vardı. Bir gün babalarının mezarını ziyaret etti ikisi de. Orada karşılaştılar. Suyu dök. Allah ruhunu nur eylesin. Amin. Ben gidiyorum. Ben biraz daha duracağım. Tamam, sen bekle. Sonra gelirsin. Tamamdır. Ben eve gidiyorum. Ben duracağım. Fazla eleme burada. Tamam. Yasin bilir misin? Ben pek bilmem. Ben bilirim. Gel baban içinde okuyalım. Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. Babalarımız. Evet, babalarımız. Birbirlerini vurmuşlar. Bu kan davası ne kadar saçma şey. Öyle ya. Konuşup görüşeceğimiz başka yerin olmaması ne kadar kötü kardeşim. Evet. Ne diyor sizinkiler? İlle de vuracaksın diyorlar. Ya sizinkiler? Bizimkiler de aynını söyledi. Yapmasak olmaz mı? Ben seni çok sevdim be kardeşim. Ben de seni çok sevdim be dostum. İstersen bir şehir yerleşir, kardeş kardeş geçiniriz. Sonra da birer kız bulur evleniriz. Ama ben evlenirsem ilk sen geleceksin bize. Hayır, önce sen gel. Karım çok güzel pilav yapar. Yanına da birer kuru fasulye. Oh, mis gibi yeriz. Benimki de kuymak yapar. Hem de peynirli. Ah, ah. Pikniğe falan da gideriz. Değil mi ya? Senin çocuklarla benim çocuklar arkadaş olurlar. Evet. Ama hep sen gel. Hiç gitme. Sen de hep bize gel. Hep beraber fındık bahçemize gideriz. Yaz olunca bizim de İzmir'de mandalin bahçemiz var. Toplanır oraya da gideriz. Bizim de kiraz ağacımız var. Babamdan kalma. Babam. Durgunlaştın kardeşim. Nasıl durulmayayım? Benden seni öldürmem istediler. Benden de. Oysa biz yaşamak için hayal kuruyorduk. Neden başkalarının cezasını biz ödüyoruz? Güya bu iş olmazsa babalarımız rahat uyuyamazmış. Bizimkiler de öyle söyledi. Aklıma bir şey geldi. Nedir? Bizden vurmamız istemiyorlar mı? Evet. Biz de vururuz. Sen delirdin mi? Birbirimizi mi öldüreceğiz? Öyle değil. Vuracağız ama öldürmeyeceğiz. Ha, birimiz bacağından birimiz kolundan mı vurulacak? Öyle de anlaştığımızı anlarlar. O zaman şöyle yapalım. Birimiz kulağına nişan alsın. Birimiz de omzunun yanına. Kulağı kim ateş edecek? Sen ateş et. Niye ben? Ya senin başından vurursam? Vurmazsın. İyi nişancısın, bunu biliyorum. Pekala. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Allah! Yapamıyorum. Hadi yap. Cesaretini topla. Pekala. Dur. Ne oldu ya? Hadi şimdi yap. Kulağım. Özür dilerim. Canın çok mu acıyor? Öyle ateş mi edilir vicdansız? Allah! Kulağım. Canım çok acıyor. İyi misin? Değilim. Şimdi sıra sende. Tamam. Hazır olduğunda başlayalım. Tamam, hadi geç. Hadi. Allah. Yapamıyorum. Hadi yaparsın. Güveniyorum ben sana. Peki. Anam. Anam. Gitti. Kardeşim canın çok mu yanıyor? Fena. Hadi
Hadi kalk bu lanet yerden gidelim. Kurtulalım buradan hadi. Hadi gidelim. İşte ondan sonra gidip teslim oldular. Dava uzun sürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra evlerine dönmedi ikisi de. Haber geldi. Yurt dışına gitmişler. Bir işte birlikte çalışıyorlarmış. Birlikte kurdukları kardeşlik hayallerini gerçekleştirmişler. Al bakalım bu cübbeyi. Hak ettin. Sana başarılar dilerim evlat. Teşekkürler efendim. İshak kuşu öttü. Hep öter. Denizli Gençlik Merkezi ve Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tiyatrosu'nun hazırlamış olduğu radyo oyunları serisinin ilk oyunu Bir Ceza Avukatı'nın Anıları burada sona erdi. Bir sonraki radyo oyununda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.